sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz. Her sene çektiğim ve çekmeye devam edecek olduğum bir video bu. Tabii ki bayrama benimle hazırlanan başlıktan da anladığınız gibi. Biliyorsunuz ki ben bu içeriği bir 4-5 yıldır hatta belki daha uzun süredir yapıyorum. Ve siz de gerçekten çok beğeniyorsunuz. O yüzden tabii ki bu sene de yapacağım. Zaten yine her zamanki gibi TikTok, Instagram ve bütün YouTube videolarımın altındaki yorumlara "Ejim benimle hazırlanan bayram videosu gelsin" yazıp durdunuz. O yüzden ben de tabii ki ısrarlara dayanamadım. Bu içeriği ben buldum %99,9 ihtimalle. O yüzden bu içeriği bırakmayıp devam ediyoruz. Bugün sizinle birlikte hazırlanacağız, makyaj yapacağız, saçımızı yapacağız, yeni aldığım bayramlık kıyafetleri giyeceğiz. Sonra da bayramlaşmaya gideceğiz. Bugün bayramın ilk günü biliyorsunuz ki. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bakalım nasıl görüneceğim. Instagram'a böyle çok tatlış fotoğraflar falan da çekilmek istiyorum. O yüzden bayağı güzel olmak zorundayım bugün. Aldığım kıyafetleri bir önceki videodan bazılarınız biliyordur, izleyenleriniz. Bayram alışverişi videomu da izlemediyseniz lütfen şuradan bir yerden çıkan tuşlardan birine tıklayıp izleyin. Evet, o zaman uzun lafın kısası artık benimle hazırlanan bayram videosuna geçelim ve hazırlamaya başlayalım. Ben şimdi hazırlanmaya tabii ki de ilk olarak saçla başlayacağım. Çünkü genelde saçla başlıyorum. Kıyafeti en sona bırakacağım. Çünkü makyaj yaparken kıyafetimin üzerine bir şeyler dökülmesini istemiyorum. O yüzden kıyafeti en sona bırakacağım. Kıyafet biraz sürpriz olsun. Şurada eteğim duruyor zaten. Eteğimi görüyorsunuz şu anda. Saça geçeceğiz ama saçıma ne yapmalıyım? Bunu düşünüyorum şu an. Acaba düz mü yapsam yoksa böyle bukleli bir şey mi yapsam? Yani giyeceğim şey etek ve crop olduğu için galiba saçımı düz yapsam daha hoş görünebilir diye düşünüyorum. Saçım duştan çıktım, o yüzden biraz kabarık. Dümdüz istediğime karar verdim. O yüzden saçlarımı bugün dümdüz yapacağız. Zaten son zamanlarda hep bukleli yapmıştık. Düzleştirmeden önce kullandığım birkaç ürün var. Onları size göstermek istiyorum. Bir tanesi bu Isana'nın saç ısı koruyucusu. Ben artık ısı koruyucu kullanıyorum saçıma ve bence gayet işe yarıyor. Şimdi saçımın her yerine bunlar sıkacağım. Önce çalkalıyorum. Sonra sıkıyorum her yerine. Özellikle uçlarına ve şu orta kısımları. Çünkü saçlarım çok yıprandı. Bu tarz spreyler saçın ısıya karşı bir tık daha en azından güçlü durmasını sağlıyor. O yüzden böyle bayağı sıkıyorum yani. Elimi korkak alıştırmıyorum. Bu arada köye gidiyorum. Bayramın ilk gününden 3. gününe kadar falan oradayım. 2 gün kalacağım. O yüzden yanıma çanta falan da hazırlamam gerekiyor köy için. Saçlarıma spreyi tamamen sıktım. Şimdi hemen saçlarımı yapmaya geçiyorum. Önce üzerinden biraz kurutarak geçeceğim çünkü şu an hafif nemli. Sonra da düzleştirmeye başlayacağım. Saçlarımı kuruttum iyice. Böyle hafif de düzleştirdim. Şimdi direkt preslemeye geçiyorum. Yani direkt düzleştireceğim. Bana birkaç kişi TikTok yorumlarımda saç düzleştirici markamı sormuş. Arkadaşlar bunun markası Revlon. Yani şöyle göstereyim. Ben gayet memnunum bu arada. 2800 lira gibi bir şey almıştım. Gayet güzel bir düzleştirici yani. Bana yetiyor. 240 dereceye kadar çıkıyor. Gayet iyi. Şimdi saçlarımı düzleştireceğim. Güzelce böyle dümdüz olacak şekilde düzleştiriyorum. Çünkü fotoğraflarda falan saçım güzel çıkmalı ve videoda da güzel görünmeli. O yüzden böyle dümdüz olması gerekiyor. Bakalım şimdi deneyeceğiz. Böyle tarakla alıyorum. Düzleştiriciyle böyle düzleştiriyorum ve tarıyorum. Üzerinden böyle bir kere daha geçiyorum. O yüzden bence düzleştirirken tarak kullanın. Şimdi hemen düzleştirelim her yeri. Saçlarım bitti, gördüğünüz gibi dümdüz oldular. Yani düzleştirebildiğim kadar düzleştirdim ve şu an beğendim yani görünümünü. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi de kendime kahve yaptım. Bu arada Ramazan ayı da bitti bayramın gelmesiyle. Oruç tutanlar umarım Allah kabul eder. Ben de tuttum. Umarım Allah kabul eder. Şimdi makyaja geçiyoruz. En sevdiğim kısımlardan biri. Aslında önce giyinsem mi ya? Ay arkadaşlar galiba önce giyinmem lazım. Sonra makyaj yapmam lazım. Bu arada küpemi bulamıyorum. Bulamıyorum şu an bugün için aldığım halka küpeyi. İlginç. O zaman ben hemen giyinip geliyorum. Sonra makyaja oturacağız. Bakalım kombinimi beğenecek misiniz? Tada! İşte kombinim arkadaşlar. Nasıl görünüyorum? Ben kombinimden
Razıyım arkadaşlar. Yani çok beğendim. Bu arada iyi ki saçımı düz yapmışım. Çünkü bu kombine dalgalı saç gitmez de. Kombinimi hemen açıklıyorum. İçimdeki strapless crop cotton'dan, üstümdeki crop gömlek cotton'dan ve altımdaki etek Bershka'dan. Gerçekten bir sürü mağazayı talan ettim bu kombini yapabilmek için. Biliyorsunuz ki aslında bayram alışverişi videomda görünen etek beyazdı. Ama onun yerine Bershka'dan aldığım bu siyah tarzı gri eteği giymek zorunda kaldım. Çünkü H&M'den aldığım etek bembeyazdı. Üstümdeki bunlar biraz daha krem beyaz tonunda, yani renk uyuşmazlığı oldu dün aldığım etekle. Bu üzerimdekilere çok uymadı arkadaşlar. O yüzden ben de kombinde ufak bir değişiklik yapıp bu eteği giymeye karar verdim. Umarım kombinin bu halini beğenmişsinizdir ama bence bu halini siz de daha çok beğendiniz. Kombini gösterebildiğim kadar gösterdim. Aşağıda bir de video çekimi yapmaya gideceğim. Fotoğraf falan da çekileceğim kapak ve Instagram için. O zaman kombinimi daha detaylı göreceksiniz videonun sonunda. Ama şu an böyle görünüyor. Bence fıstık gibi. Çok beğendim ben. Cidden hayal ettiğimden daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi artık daha da hazır olmaya başladım. Şimdi makyajıma geçeceğiz. Zaten bir tek makyajım kaldı. Çok heyecanlıyım. Hemen kapatıcıyla başlıyoruz. L'Oreal Paris'in bu Infallible Modern Concealer'ımı kullanacağım. Bu şekilde yüzüme sürdüm. Şimdi bunları da atıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kapatıcıyı yerdirdim. Şimdi allığa geçeceğiz. Normalde çok kullanmadım ama bugün böyle Dior'un bu backstage allığını kullanacağım. Bu allığı kullanacağız beraber. Çok tatlış bir rengi var. Bu bana zaten hep böyle bayram şekeri vibe'ı veriyor. O yüzden tam konseptimize uygun bir allık. Gördüğünüz gibi pes pembe. Tam bir bayram şekeri rengi. Çok güzel oluyor. Evet, allığımı da sürdüm. Şimdi kaşlarımı tarayacağım. Umarım makyajım çok güzel olur. Çünkü ne kadar çok aynı makyajı yaparsanız yapın, bazı günler çok güzel oluyor, bazı günler hiç güzel olmuyor makyajınız. Bu eminim ki sadece benim başıma gelmiyor. Şimdi dudağa geçiyoruz. Dudak içinde böyle bir kalem kullanacağım. Kylie'nin kendi kullandığı renkmiş gündelik hayatta. Çok ağır bir makyaj olsun istemiyorum. O yüzden açık bir renk kullandım. İçine de Benet Tint süreceğim. Bu arada bu ürün gerçekten benim yani vazgeçilmez ürünüm. Geçen sene de kullanıyordum, bilenleriniz bilir. Tatil vloglarında da kullanırım. Bu arada yaz tatili geliyor. Bu demektir ki Agence Şoban'ın tatil vlogları geliyor. O yüzden çok heyecanlıyım tatil için. Evet, dudaklarım tam olarak böyle görünüyor. Bu görüntüyü çok seviyorum. Üstüne de böyle hafif bir parlaklık için MAC'in böyle bir gloss krem tarzı bir şeyini sürüyorum. Ve dudaklarım bitti. Evet, şimdi makyajımda çok azıcık bir şey kaldı. Kirpiklerimi yapacağım. Bu arada benim ipek kirpiklerimin hepsi döküldü gördüğünüz gibi. Zaten birçoğunuz demiştiniz ki Ejin senin kirpiklerin zaten çok güzel. Hani ipek kirpik zaten kirpik döküyor. Lütfen yaptırma falan, doğal daha güzel. Ben de doğala bırakmaya karar verdim arkadaşlar. İpek kirpik belki yazın yaptırırım ama bir süre yaptırmayacağım. Çünkü gerçekten kirpikleri döküyor. Kirpiklerimi uzatması için bir serum kullanıyorum. O serumu kullanmaya devam edeceğim. Belki sonra lifting yaptırırım. Akrabaları şoka edecek makyajımıza devam ederken. Bir de şu maskarayı sürerken hep ağız şöyle olur. Refleks olarak. Evet arkadaşlar, maskaramı da sürdüm. Artık makyajım neredeyse bitti. Çok ufak bir şey ekleyeceğim. Ekleyeceğim şey şu Revelation'ın bu highlighter paketinden beyaz olan rengi alıp göz pınarlarıma sürüyorum. Bu bence makyajı bayağı bir güzelleştiriyor. İnce bir fırçayla yapıyorum bunu. Ufak dokunuşlar makyajı güzelleştirir arkadaşlar. Ben buna çok inanıyorum o yüzden. Bir de hafif şöyle burnuma sürüyorum. Çok ağır bir makyaj olsun istemiyorum. Yoksa akrabalarım şoka girebilir. Evet, makyajım bitti. Arkadaşlar, makyajım bitti ve ben bayıldım ya. Tam bir bayram makyajı oldu ve gerçekten ağır bir şey de yapmadım ama çok hoşuma gitti. Çok beğendim ben şu anda. Şimdi aşağıya bahçeye iniyorum. Bütün kombinimi baştan aşağı size çok güzel bir şekilde göstereceğim. Hadi aşağı inelim. Evet arkadaşlar, şimdi aşağıdayım. Kombinimi size tamamen göstereceğim. Ay. Bayramlaşmaya hazırım. Para mı şeker mi? Para. Bir de ayakkabılarımı da böyle arkadaşlar pembe Dunk giydim.
Evet arkadaşlar, kombinimi de size gösterdiğime göre artık videoyu kapatıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bayrama benimle hazırlandık. Şimdi bayramlaşmaya gidip paraları toplayacağım. Hepinize para toplamada bol şans. Hepinizi çok öpüyorum. İyi bayramlar. Bye bye. Pardon. İyi bayramlar. Elinizi öpeyim.